Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz İslam World News kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi taş tercümesinden hadis-i şerifler okuyoruz ve sahabe ile ilgili, sahabenin menkıbeleri ile ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar, Musab bin Umeyr'in El-Kureyşi radıyallahu anh'ın faziletiyle ilgili hadis-i şerifi okuyacağız şimdi. 1098 numaralı hadis-i şerifte de Musab bin Umeyr El-Kureyşi radıyallahu anh'ın fazileti. 1098 numaralı hadis-i şerifte de Habbab radıyallahu anh şöyle demiştir. Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Allah'ın rızasını dileyerek hicret ettik. Ecir ve mükafatını vermek Allah'a kaldı. Fakat kimimiz Allah'ın dünyadaki mükafatından bir şey yemeden öldü. Kimimizin de hicreti hayattayken meyvelerini verdi ve o da o meyveleri toplayıp faydalandı. Musab bin Umeyr vefat ettiği vakit bir tek elbisesinden başka bir şey bırakmamıştı. Bu elbiseyle de baş tarafını örttükleri vakit ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örttüklerinde de baş kısmı açıkta kalıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elbisesiyle baş kısmını örtün, ayaklarını da izhir tabir ettikleri ot ile örtün buyurdular. Bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar Tirmizi, sahih senetle ve Buhari'de de kaynak olarak yer almaktadır. Arkadaşlar, açıklama kısmında da Musab bin Umeyr radıyallahu anh Haşim oğullarındandır. İlk Müslüman olanlar arasındaydı. İkinci akabe biatından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Kur'an öğretmek ve namaz kıldırtmak için Medine'ye göndermişti. Bir rivayete göre de Medine'de hicretten önce Cuma'yı kılan ilk sahabi odur. Ve Uhud savaşında da şehit düşmüştür değerli arkadaşlar. Allah derecesini âli eylesin, bizlere de şefaatlerini nail etsin. Musab bin Umeyr el-Kureyşi değerli arkadaşlar, ilk Cuma'yı kılan sahabi ve Uhud savaşında şehit düşmüş. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. La ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve selamun alel mürselin. Ve selamun alel hulefâ'r-raşidin. El-Fatiha.